Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pakistan donanmasının kabiliyetlerini artırmak amacı ile Asfat Anonim Şirketi yükleniciliğinde başlanılan PN Milgem projesinin ilk gemisi olan PNS Babur'un korvetinin kuru havuzdaki sualtı cihaz sistemleri ile diğer ana tahrik sistemi bileşenlerinin montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı. Gelişme Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Asfat Anonim Şirketi ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilmekte olan Pakistan Milgem projesinin ilk gemisi PNS Babur korvetinin kuru havuzdaki sualtı cihaz sistemleri ile diğer ana tahrik sistemi bileşenlerinin montaj ve entegrasyonları tamamlandı. Projenin ikinci gemisi PN Kayıbar ise kuru havuz donatımlarına başlandı. Proje, sözleşme takviminde gecikme olmaksızın devam ediyor. Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan Asfat bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği 3. PN Milgem gemisi PNS Kayıbar 25 Kasım 2022'de yapılan törenle denize indirdi. Yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şehbaz Sharif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulunmuştu: "Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı geliştirme konusunda gerekli müşterek iradeye sahibiz. Pakistan'la her alandaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyarak bölgemizde ve dünyada örnek bir dayanışma ortaya koymayı sürdüreceğimize inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi taçlandıran en önemli işbirliği projelerimiz arasında Milgem yer alıyor. 4. ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in Şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz." Asfat Genel Müdürü Esat Akgün törende yaptığı konuşmada Asfat'ın aynı anda 7 adet deniz platformunun inşa faaliyetlerini yürüttüğünün altını çizmişti. Denize indirme törenin ardından açık deniz karakol gemisi projesinin 1. gemisi blok kızağı koyma ve 2. gemisi saç kesim töreni de icra edildi.